Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Güzel bir soru. Evet, önceden 9 senedir Kıbrıs şehitlerle hizmet veriyordum. Şimdi yeni Kasım Arınkıyı'ndan itibaren de Gerze'de de hizmet vermeye devam ettik. Verbil'e gelince, Verbil dünyada ilk, hatta Türkiye'de de dünyanın ilk olduğu için Türkiye'de de ilk. Ve ben de hep ilklerden olmayı severim. Verbil'in açılımını biraz yapmak istiyorum. Verbil kalsın da bütünsel sağlık, iyi olma hali. Yani kişi bedensel olarak, zihinsel olarak, ruhsal olarak dengede oluş haline yardımcı olmak. Biliyorsunuz yıllardır, 9 senedir spor sektöründe hizmet veriyorum ekibimle birlikte. Sadece kişiyi hani bedensel olarak ele almak veya kişiyi beslenme anlamında, temiz beslenme anlamında ele alıp bir şeyleri düzeltemeyeceğimizi öğrendik artık. Hediyede 2020 gerçekten sağlık açısından inanılmaz sağlığın vurgusunu ön plana çıkardı. Sağlığın önemini ön plana çıkardı. Burada eğer sağlıktan bahsetmek istiyorsak ve iyi olma halinden bahsetmek istiyorsak muhakkak ruhsal dengeyi de zihinsel dengeyi de işin içine katmamız gerekiyor. Ben de bunu hani eğitimlerini aldıktan sonra ki benim için de büyük bir şans oldu. Pandemi sürecinde Gedik Üniversitesi'nden bu eğitimleri aldım ben. Eğitimlerin hemen akabinde de bunu kendi yaptığım işe entegre etmeye çalıştım. Alanım çok küçüktü, yerim gerçekten küçüktü. 9 senedir Kıbrıs Şehitler'de hizmet veriyordum ve 200 metrekarelik bir alanımız vardı. Verbil için de birebir danışmanlık alacağım için ve şirket eğitimleriyle ilgileneceğim için bir ofise ihtiyacım vardı. Ve hani o bölgede, o lokasyonda 400 metrekarelik bir alan bulamadık. Gerze'de de bulduk. Şimdi Gerze'de de işletmemizi kurduk. Keyifle çalışmaya başladık. Verbil geleceğin desteği. İlk bunu söyleyerek başlamak istiyorum. Az önce de bahsettiğim gibi kişinin bütünsel sağlığından, iyi olma halinden bahsederken sadece hani fitness olarak ele almak yetersiz geliyor. Veya sadece hani eğer kilo problemi varsa sağlıklı beslenmekten bahsetmek yetersiz gelebiliyor. Burada hani kişi stres yönünden de ele almak gerekiyor. Sirkadiyen ritimlere göre uyku disiplinini de kontrol etmek gerekiyor. Bizler hani bu Verbil'i spor salonuna, spor sektörüne nasıl entegre ettik ondan biraz bahsedeyim. Danışanlarla veya da işte BİF'te gelen üyelerle ilk etapta bir spor programını ayarlıyoruz. Sonra beslenme yönünden de Verbil'de ayurvedik beslenme protokolü üzerinden kişinin beden tipini bulup ayurvedik beslenme protokolüne göre kişiye beslenme yönünden destekler veriyoruz. Artı nefes terapileriyle ve meditasyonla stres yönetimini sağlıyoruz. Yani kişi de eğer çok fazla şey varsa, stres varsa, örneğin şunu söylemek istiyorum. Kişide stres oranı çok yüksekse her gün brokolinin üzerine böyle zeytinyağlı, limonlu brokoliler, salatalar tüketsin, hiçbir faydası olmaz. Sindirim sistemi çalışmaz. Ama kişide eğer stres seviyesi normalse ve gayet mutlu, rahat yaşayabiliyorsa, isterse o gün zehire maruz kalsa vücut bunu tolere edebilir. Burada gerçekten ne sadece beslenme, ne sadece egzersiz çok bir anlam ifade etmiyor. Hepsini bütün olarak ele almak gerekiyor ki kişinin iyi olma halinden bahsedebilirim. Verbil de bunun tamamını kapsıyor. Sandalyenin dört bacağından bahsediyorum ben hep. Birinci bacağı egzersiz, ikinci bacağı beslenme, tabii ki temiz beslenme ve beslenme derken üzerine vurgulayarak söylüyorum.
normal alopatik tıp üzerine eğitim almış diyetisyenlerin hazırladığı beslenme listelerinden bahsetmiyorum. Sağlıklı beslenme, temiz beslenme ilkelerine uymaktan bahsediyorum. Sandalyenin diğer bacağı stres yönetimi, dördüncü bacağı ise sirkadiyen ritimlere göre, günün döngüsüne göre uyku disiplini, yani günde 6 saat, 7 saat uyuyup uyuyabilme. Bu soruyla ilgili şimdi söyleyebileceklerim aklıma gelenler bu kadar. Umarım hani cevap olabilmiştir. Bu üç kavram birbirini çok destekliyor. Fitness hani bütünsel olarak fiziksel aktivite anlamına geliyor. Fiziksel aktivitede hani gerek kilo problemi sebebiyle fiziksel aktivite olsun veya gerek hani sağlık sebebiyle, gerek sosyal hani sosyalleşmek için grup fitnessleri olsun, tamamını kapsıyor. Wellness da fitness'ı içine alarak bir de beslenmeyle destekliyor kişiyi. Wellbeing'de de tamamen wellness'ı ve fitness'ı içine alarak yanına bütünsel sağlık anlamında değerlendirdiklerini, ruhsal bütünlük, beden ve zihinsel bütünlük anlamında değerlendirdiği zaman ruhsal olarak kişinin hani nefes terapileriyle ve meditasyonla desteklenmesini, artı hani stres yönetimi anlamında desteklenmesini sağlıyor. Bu talebi kabul etmek tabii ki etik olmaz, uygun olmaz. Çünkü biz genelde sedantar kişilere hizmet veriyoruz. Bu ne anlama geliyor? Bize gelen kişiler, üyeler, danışanlar profesyonel sporcular olmuyor. Profesyonel sporcular bize antrenman yapmıyor. Bizde genelde sağlık sorunuyla hani spor yapması gerekenler, kilo problemi olanlar, kilo kontrolü sağlamak isteyenler, artı stresle baş edemeyen kişiler hani spora egzersize yönlenebiliyor ve bize müracaat edebiliyorlar. Ve bu kişilerin spor bilimlerini bu kişiler spor bilimlerini bilmek zorunda değiller kısacası. Ama antrenman bilmek zorunda. Kişi hani nerede nefes almalı, nerede nefes vermeli, hizalanma nasıl olur, çapraz kas ne demektir, ben o an hani karın kaslarımı çalıştırıyorum, neden sırt kaslarımı hissediyorum, bacağımı düz yukarıya kaldırdım, niye sırtıma omuzuma yük bindi, bunları normal sedentar kişiler bilmek zorunda değil. Spor bilimleri okumuş, antrenman eşliğinde egzersiz yapıldığında doğru bir spor ortaya çıkıyor. Genelde bizde de oluyor, hani kayıt esnasında geliyor hanımefendi, hani gayet rahat, gayet keyifli olduğunu, vücuduyla çok barışık olduğunu, ama sadece böyle hani karın bölgesinde bir fazlalık olduğunu veya işte popo basen bölgesinde fazlalık olduğunu, o bölgeyle ilgilenmemiz gerektiğini, o bölgeye yönelik egzersiz modeli planlamamız gerektiğini soruyor. Biz tabii ki bu hani kişiyi irite etmemek için, motivasyonunu kırmamak için hayır demiyoruz. Tabii ki ona bütünsel olarak antrenmanı yapmanın önemini antrenman içerisinde anlatıyoruz. Ve kişi o kadar memnun kalıyor ki, tabii bölgesel çalışmaları oluyor. Kendisinin arzu ettiği karın bölgesine yönelik veya basen bölgesine yönelik egzersizler muhakkak programında oluyor. Ki BFIT'teki egzersiz programı fitness'taki gibi değil. Bütün bölgeyi, bütün seanslarda mesela karın seansı, popo basar veya dumbbell seansı veya magic ball dediğimiz seansımız, pitch jump dediğimiz seanslarda tüm vücut çalışıyor. Ama ayrımlar da oluyor. Mesela popo gününde daha çok squat, lunge hareketler, karın gününde daha çok crunch hareketler, jump gününde daha böyle kemik sağlığını ön plana çıkaracak, kemik sağlığını koruyucu sıçrama hareketleri oluyor. Yine de tüm vücudu çalıştırdığımızı üye biliyor.
ve memnuniyet böylelikle artmış oluyor. Kişinin talebine göre değil, antrenörün bilgisi dahilinde egzersize devam etmek gerekiyor. Ben çok teşekkür ediyorum bu güzel röportaj için. Benim için çok keyifli bir röportaj oldu. Son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? Evet. Biliyorsunuz 2020 yılında sağlığın önemi ön plana çıktı. Kişiler artık hani sağlığın ne kadar değerli olduğunu, ne kadar kıymetli olduğunu, hani her şeyin önüne geldiğini anladı. Bu sebeple lütfen hani sağlığımıza dikkat edelim. Sporu hayatımızdan kesinlikle çıkarmayalım. Temiz beslenme ilkelerine uyalım. Stres yönetimi, hani stres kontrolü muhakkak sağlayalım. Günde 7-8 saat mutlaka düzenli olarak uyuyalım, uykumuzu alalım. Son söylemek istediğim bunlar. Bir de en kısa zamanda, hani en azından tamamen normalleşemezsek bile bir şeyleri çok özledik, bir araya gelmeyi çok özledik. Biz mesela üyelerimizle aktiviteler yapmayı çok özledik. En kısa zamanda hani sürecin düzelmesini diliyorum, niyet ediyorum. Bunu söylemişken de sosyal mesafeye, hijyen kurallarına ve maske kuralına uyalım diye bitirmek istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiler, hoşçakalın.